Herkese selamlar. Rocket League'de Hunted Alaus etkinlikleri devam ediyor 3 Kasım'a kadar. Haftalık mücadeleleri görmüş olduğunuz pencereden inceleyebilirsiniz. Buradan XP ve farklı ödüller kazanacaksınız. Yeni bir haritamız var. 3v3 modda. Bu haritayı hem inceleyeceğiz hem oyun oynayacağız. Sizlere de hem tanıtmış da olurum. Birlikte oynamak isteyen arkadaşlar varsa da Steam'den beni ekleyebilirler. Steam kullanıcı adlarını yoruma yazabilirler. Aynı zamanda Discord sunucumu da açıklama bölümüne linkini bırakacağım. Oradan katılabilirsiniz. Birçok oyunu oynayan oyuncu arkadaşlarımız var. Sizlerin ortak olduğu varsa birlikte oynayalım. Takım yabancıya gitmesin. Ben oynadıkça aslında siz de bu işi çözeceksiniz ama ben bir yandan da size anlatmak istiyorum. Topa bir kere dokunuyorsunuz. Karşı kaleye gidiyor. Direkten döner ya da kendi duvarınıza sekerse aynı şekilde yine kaleye gidiyor. Yani bir dokunuş karşı kaleye demek. Yine 5 dakikalık bir süremiz var. Ama bu süre sonuna kadar işlemiyor. Bu ne demek? Sınırlı süre. Peki süreyi nasıl sınırlandırabiliriz? Belli sayıda gol atıp maç kazanarak buradaki sınırı da 7 gol olarak vermişler. 7 gol atan maçı kazanıyor. İki kişi birden dokunamadık. Üçüncüsü kurtardı. Evet, bu arma sekti. Demek üzereydim ki arkadaşım tutmuş. İki yaptık bu arada. Dikkatimi çeken farklı bir durum var. Yeşil ve pembe olan RGB biraz farklı görünüyor. Mavi ve turuncu olarak yazılmış. Bunu düzelseler en azından daha iyi. Her vuruş kaleye gidiyor ama gol olacak diye kaydı yok. Ben de bu arada havadan vuruşları biraz daha çalışmaya devam ediyorum. Yarı dönüşümle birlikte daha çok çalışmam gerektiğini farkındayım. Profesyonel oyuncular nasıl oynuyor diye bazı anlarda kızabilir ama kimseye bak. Bunu da belirteyim. Ve bu modu gerçekten çok sevdim. Topu havalandıracağım çünkü yerden gelen toplar daha kolay. Oo, süretimi ayarlayamadım orada. Yanlış bir sıçram oldu. Kaleye vurdum. 4-0. Olay güzel falan gidiyoruz. 7 gol atan. Maçı kazanacak. Galibiyet alacak. Bir seri geçsek daha iyi. Dostum sen benim adam değil misin? Neyin peşindesin? Neyin peşindesin? Gol yedik. Gol yemeden kazanmanın peşindeyim. Karşı takımda o kadar iyi bir savunma görmedim. Dağıtmaya çalışıyorum. Bizimkiler iyi bir savunmada. Sanırım biraz olsun işe yaradı. Skor 5-1. Savunma işini becerecek bir takım maalesef çıkmıyor. Kendi arkadaş ortamında girmiyorsanız anlaşamıyorum. Bütün oyuncular ne yaptığını bilmiyor. Hayır gelmiyor. Haliyle. Yani ne kadar kazansak da zevklerinden bir oyun benim için kaybedilmiştir. Kaybedilmiş bu oyun. Şu oyundan aldığım zevk şu maçtan. %50.
maçı kazandı. Olay oldu. O yüzden pek sevmedim. Biraz daha maksimum mücadelenin olduğu oyunlar daha keyifli geliyor bana. Daha çabuk bir kol yapalım. Ama tarzında tekrardan ana menüye çıkacağım. Bir maç daha atarız. Umarım etkinliği sevmişsinizdir. Bu haritada da gayet güzel bir mod sunuyor sizlere. Şimdi kent merkezi görmüş olduk. 0-0. Ve stansı bir kurtarıyor. Beklediğim şeyler bunlar. Değerim sanmıştım ama. Rakibin uçu güzel. Kalede. Adamlar savunmayı bayağı ciddiye almış. Hadi yapalım şu işi. Orada lastikler de bu. Lastikler de bu. Nereden çıktı? Güzel bir vuruşta 2-0'a taşıdım skoru. Ne kadar havadan atarsanız o kadar iyi. Ama sert gitmesi de şart. Yavaş giderse oyuncuların müdahale etme şansı daha iyi oluyor. Ve yerden giden toplar kesinlikle kurtarılmaya daha yakın. Ve direkten dönen top. Daha hızlandırdım ona. Vuruştum ben. Aferin çocuklar. İşte savunma ruhu budur. Çok güzel aşıktım ha. Kendimi tebrik ediyorum. Harika. 3-0. Rahat bir maç değil. Rakip güzel savunuyor. Biz de iyi saldırıyoruz ama savunmamız sanki biraz daha iyi gibi. En azından bu kez şansları 2-1 düştüm. Bravo. Oradan kurtarış yapılacak hiç aklıma gelmez. Hadi bakalım sıra bende. Top ağlarda 4-0. Hadi bakalım skora karşı maçı kazanabilecek miyiz? Bir önceki maçta böyle bir hayalim vardı ama. Hayaldi. Direkten döner mi top? Çok havadan gitti. Ben de müdahale ederim. 5-0. 3-3. Maçın bitimine 7 gol atan. Sürenin herhangi bir önemi yok burada. Yani kimse topu dokunmaması top illaki hareket halinde olacak. O yüzden mücadeleyi bir an önce maçı tamamlamak daha iyi. Çok havadan gidiyor toplar. O yüzden dokunamıyorum. Harikasın. Bakalım. Karşılayalım o topları. Elimden geleni yaptım ama maalesef buradaydık. Nasıl dokunamadım ya? Sorun tekrar. Elimden gelen bütün çabayı gösterdim. Sanırım pratik eksikliğinden oldu bu. Çalışmaların meyvesini yemeye başladık ama çocuk olanlar da illaki karşımıza çıkıyor. Hadi bakalım. Hadi çocuklar. Başka bir golüm benim bir an önce kazanalım şunu. İstediğin gibi olamaz. Sıfıra karşı bitirseydik daha iyi olurdu. Onun ümidiyle ben bir maç daha atacağım. 7-1 çok güzel bir skor. Etkinlik de bu arada iyice eğlenceli bir hal almaya başladı.
sanırım kazanmamızın etkisi olsa gerek. Galibiyet de sonuçlandı. Havai bir şekilde şöyle kaldırayım şunu. Harika. Tekrardan hazır diyelim. Hatta bir rövanş oylaması başlatayım. Bakalım kim kabul edecek. Genellikle rövanşı işaretlemiyorlar. Hazır olduğu zaman takımlar birbiriyle mücadeleye başlıyorlar. Az önce aracım kırmızıydı. Şimdi rengim de değişti. Kırmızı ikinci seçenekti. Görmüş olduğunuz kapalı mavide ilk seçeneğim. Demek oldu ki sahibi biziz. Hadi bakalım yapalım bir şeyler. Sıfıra karşı götürmek istiyorum rakibi. Burada biz iki kişiyiz. Ne oldu? Umarım... Atalım şu golü. Rakip de aynı şeyi söyledi. Hop arada. Hadi bakalım. Vursana dostum, ne kadar kibarsın. Topun altına gireceğim diye. Hadi bakalım, hadi bakalım. Oo, çok iyi gitti yani. Dedim zaten orada hamle yapmam zor, o yüzden arkadaşa bıraktım. Onun dışını zorlaştırmamak adına benim hamle yapmam gerekiyormuş. Sıfıra karşı gidelim derken kendimiz sıfıra karşı gideceğiz. İstediğim bir şey değil. Taktiği artık siz de ezberlediniz. Baktım ki durumlar sıkışık, hemen rakip kaleye koşturuyorum. Seni dağıtmaya çalışıyorum dikkatini. Hadi bakalım şu çevirelim. Burada savunmayla başlayacağız. Evet, tek kişi var. Gol olma ihtimali daha yüksek. 3-2. En azından biraz daha çabuk toparlandık. Şuraya şuraya için hemen yazı yazdım. Hadi bakalım. Boş kale. Adam kurtardı ya. O top bizde gençler. Ohohoho. Best nasıl bir kurtarış. Şimdi moduma girdim. Bekleyin, o top bende. Hop. Senator kendini buldu. Nasıl yetişemedim ya? Ben kendime kızıyorum şu anda. Şu hataları yapmamak lazım. 3-0'dan gelmişiz. Bir şeyler yapalım. Rakip bıraktığı zaman izlemeyi çok seviyorum. Hiç geçeyim de bir an önce maçın güzelliğine konsantre olayım yok. Kırış yazılmaya devam ediyor. Senator lider muhteşem işler yapıyor. Destansı kurtarışlar üst üste. Golle sonuçlanırsa efsane olur demeye kalkmadan zaten golle sonuçlanıyor. Bu arada kendimi tebrik ediyorum. Moduma girdiğim zaman beni durdurmak biraz zor. Profesyonel oynayan arkadaşlarla da maçlara girdim. Onlar zaten farklı bir boyut da. Yani onlardan en azından bir şeyler kapmışım. O oyundan sevmiş diye. Ah ya. Yine tıklama hatası. İnanılmaz kızıyorum şu an kendime.
mikrofon yakama bağlı olmasa söküp parçalayacağım. O derece. 4-5. Hadi dostlar, savunma bende. Son anda bir temas. Direkten döner o top. Açtı rakibi. Vur ona, vur ona. İki kişi var orada. İki kişi var. Bana bırak, bana bırak. Çok güzel bir ışırtma. Rakibi hazırlıksız yakaladım. Yine sıkıştık arkadaşlar. Yine sıkıştık. Rakibi iki kişi bıraktım. Şimdi dengeleri de aldı onların. Yaparsınız, yapın o savunmayı. 4-6. Yine iki kişi kaldık. Ah benim bassız başım. Yap o savunmayı. 4-6 ama çevirebilecek miyiz bakalım. Yani çok güzel bir video oldu. Namaluk bir şekilde bitirmek istiyorum. 5-6. Takıma moral vermek istiyorum. Savunmayla. Hadi bakalım. Havadan çok güzel bir vuruş. Ve top alanda. 6-6. İnanın. Yaptığım iki tane hata var bu maçta. O hatalar yüzünden maçı kaybetmek istemiyorum. Haydi be arkadaşım be. Yaparız biz bu işi be. Yaparız biz bu işi. 7-6. Namalup geldik. Namalup gitmeyelim. Bakın arkadaşlarıma teşekkürler gerçekten. Şu son katılan arkadaşın yine de faydası oldu. İki kişi olsa kesinlikle bu maçı kazanamazdık. Yine geriye düştük ama çevirmeyi bildik. Hadi tutlayalım o halde. Rakip sanırım çıldırıyordur ekranın arkasında. Bence harika bir müsabaka oldu. 3'te 3. Tam olarak istediğim bir şey. Sizlere de haritayı, modu tanıtmış oldum. Güzel bir etkinlik. Sizleri de oynadığımız oyunlarda aramızda görmek isteriz. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.